İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan ayrıntılarını kanal içi ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Efendim büyük felaketin tam 12. günü bugün. Günler sonra bile hiç pes etmeyen arama kurtarma ekipleri deyim yerindeyse adeta iğneyle kuyu kazdı. Kuyumcu titizliğiyle çalışan ekipler depremin 161. ve 157. saatinde yine mucizelere ulaştı. Hatay'ı adeta yerle bir eden depremde ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında 261 saat sonra Akademi Hastanesi'nin enkazından iki kişi sağ olarak kurtuldu. Enkazdan çıkartılan Mustafa Avcı kendisini kurtaran ekipleri alkışlarken ilk işi ailesini aramak oldu. Anne, anne, annemler ne yapıyorlar annemler? Hepsi kurtuldu. Hepsi kurtuldu mu Nazlı? Sesi duymuş seslerden birine birazcık da olsa. Allah senden bin katı razı olsun kardeşim. Aynı enkazdan çıkartılan Mehmet Ali Şakiroğlu'nun yakınlarının sevinci ise görülmeye değerdi. Hepisini seviyorum burada bütün çalışan, Türkiye'de burada çalışanların hepsini, askerini, polisini, telefon şeyini, kameracısını, operatörünü, nakliyecisini hepsini öpüyorum. Hepsini öpüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Burada bir taş kaldıran da hepinden Allah razı olsun. Ben buraya geldiğimde dedim ki babama da söyledim. Baba dedim önce Allah dedim. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dedim la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Biz hiç ümidimizi kesmedik. Bizim ümidimize öncülük ettiler. Allah onlardan razı olsun. Kahramanmaraş'tan da enkaz altında kalan kadın depremin 257. saatinde kurtarıldı karanlıkta. Çok cana mezar olan Ebrar sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı. Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Değerli izleyenler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar İmaret Camii'nde de depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Allahu Ekber. Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler tüm yurdu derinden etkiledi. Binlerce kişi enkaz altında can verdi. Abi sallanıyor. Sallanıyor. Afyonkarahisar'da da depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Afyonkarahisar'daki tüm camilerde olduğu gibi İmaret Camisi'nde de cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Cuma namazının akabinde gıyabi cenaze namazı kılındı ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Allahu Ekber. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, iki büyük depremin yaralarını sarmak ve depremzede vatandaşlarımıza hızla yardım ulaştırabilmek için ilk saniyeden itibaren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalara başladı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, felaketin ilk anından itibaren Afyonkarahisar AFAD'da, il özel idare, belediyeler, kaymakamlar ve STK'lardan oluşan oldukça geniş bir ekiple kriz yönetimi ve koordinasyon sürecini başlattı. Bu süreçte Afyonkarahisar'da afetin ilk gününden itibaren Afyonkarahisar Belediyesi ve devletin diğer kurumları, STK'lar ve iş dünyası ile birlikte yoğun bir yardım kampanyası yürütüldü. Bu yardımlar kapsamında asrın afetlerinde
fethinin 10. günü itibariyle Afyonkarahisar'dan 2942 personel, 996 adet araç, 800 araçlık gıda ve yaşam malzemesi yardımı yapıldı. Bunun yanında 16 Şubat'tan itibaren bölgeden şehre gelen 7000'den fazla depremzede vatandaş da kamu misafirhaneleri, yurtlar ve otellerde misafir ediliyor. Afet bölgesine gönüllülerin desteğiyle 179 adet iş makinesi, 87 adet personel aracı, 295 adet lojistik araç olmak üzere toplam 561 araç, kamuya ait olaraksa 58 adet arama kurtarma aracı, 144 adet iş makinesi, 56 adet personel aracı ve 177 adet lojistik araç olmak üzere toplam 435 araç görevlendirildi. Ayrıca bölgeye gönderilen toplam 2942 personel, 1742 çeşitli kurumlardan görevlendirilen kamu personeli, şoför ve iş makinesi operatörlerinden oluşan 523 kişilik özel sektör personeli ve 677 kişilik yerel gönüllü destek gruplarından oluşuyor. Tüm bunlara ilave olarak gıda, giyecek, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 291 tır, 142 kamyon ve 367 kamyonet olmak üzere toplam 800 araç bölgeye gönderildi. Afyonkarahisar'dan yapılan gıda, yaşam malzemesi ve arama kurtarma desteğinin yanı sıra afet bölgesindeki vatandaşların geçici konaklamasını sağlamak amacıyla bölgeye 179 konteyner gönderildi. Yapılan yardımların bölgeye olabildiğince hızlı ulaştırılması hususunda Afyonkarahisar AFAD merkezinde oldukça yoğun ve özverili bir çalışma yapıldığını vurgulayan Vali Yiğitbaşı şunları kaydetti. Tüm ülke tek yürek olarak bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Belediyemiz, kamu, özel sektör, STK'lar ve vatandaşlarımız yani herkes bir şekilde imkanı dahilinde elini taşın altına koymaya çalışıyor. Biz de valilik olarak bunun koordinasyonunu sağlamaya ve bu sıkıntılı süreci elimizdeki imkanlarla en etkin şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu uzun ve zorlu süreç ancak birlik olarak dayanışmayla atlatabileceğimiz bir süreç. Şimdi bu yardım gitti ancak bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu da unutulmamalı. Yardımların arkasının kesilmemesi hayati bir öneme sahip. Buradan da vatandaşlarımıza bunu tekrar hatırlatmış olayım ki desteklerin devamlılığı bölgedeki vatandaşlarımız için hayati bir önem arz ediyor. Afyonkarahisar'da 16 Şubat itibariyle KYK'da 958, kamu misafirhanelerinde 215, oteller ve apartlarda 1578, diğer tesislerde 6 olmak üzere toplam 2757 depremzedeye konaklama imkanı sağlandı. Ayrıca kayıtlı olarak 4397 depremzede kendi imkanıyla Afyonkarahisar'da konaklıyor. Ayrıca Afyonkarahisar'da konaklayan 4738 depremzede ile birebir görüşme yapılmıştı. 105 hastaya birebir müdahale edildi ve 1144 kişiye hem aynı destek hem de 316.340 lira nakdi destek sağlandı. Depremin ilk anından itibaren İlafet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde tüm çalışmaları koordine eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bölgeye yardım ve iş makinesi sevkinin devam edeceğini bildirdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı deprem yardım kampanyası, kentteki hayırsever iş insanları, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarından ilgi görmeye devam ediyor. Depremzedeler için Afyonkarahisar tek yürek oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üstünden 11 gün geçti. İlk günden beri duyarlı bir yaklaşımla ani ve nakdi yardımlarını deprem bölgesine ivedilikle gönderen Afyonkarahisar halkı, öncesinde topladığı gıda, temizlik, kıyafet ve barınma yardımlarından sonra şimdi de deprem bölgesinde daha kalıcı yardımlar yapabilmesi için Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından başlatılan nakdi yardım kampanyasını desteklerini sürdürüyor. Merve Apartmanı'nda umutlar yükseldi. Elbette ki gelen her...
Deprem yardım kampanyasına Afyonkarahisar'ın fedakar halkının yanı sıra ilin önde gelen iş insanlarından İkbal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Pancar ve oğlu Çetin Pancar 5 milyon lira, Ogaş Şekerleme sahibi Celal Koca ve oğlu Yunus Koca 500 bin lira, iş insanı Haydar Kaya 1 milyon lira, iş insanı Mehmet Kumartaşlı 1 milyon lira, iş insanı Hüseyin Çetinbaş 300 bin lira, Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına esnaf ve sanatkarlar kardan toplanan parayla Cengiz Üstün 583.314 lira, iş insanı Necmettin Ayıldız 1.2 milyon lira, Fransa UTT, Saint Chamond Fatih Camii ve Selimiye Camii Derneği üyeleri Halis Taşkın, Hasan Çelik, Hüseyin Aktepe, Yusuf Çelik Öz ve Adem Aladağ 73.340 avro, Avrupa Dişliler Derneği üyeleri 100 bin lira değerinde 5 ton mazot ve 1 miktar nakit para bağışında bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanı da 5 milyon lira değerinde, Demmer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şuayb Demirel ve Adnan Demirel 7,5 milyon lira değerinde bağışta bulundu. Bunun dışında aynı yardımlarda da iş dünyasından destekler tüm hızıyla sürerken, Özerler Holding adına Muzaffer ve Tülay Özer depremzede vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik yardımlarda bulundular. Flo Ayakkabı Mağazası adına Genel Müdür Mehmet Tahir Bayraksoy da 1000 çift ayakkabı bağışlayarak önümüzdeki günlerde 1000 çift daha ilave edeceğini bildirdi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunan iş insanları ve hayırsever vatandaşlarla AFAD İl Müdürlüğü'nde bir araya gelerek plaket takdim etti. Vali Yiğitbaşı, kampanyaya aynı ve nakdi yardımlarıyla destek sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Efendim, Hatay'da çadır ve konteyner kentler kurulması, seyyar tuvaletler oluşturulması, elektrik bağlantıları yapılması ve Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı görevlerini üstlenen Afyonkarahisar Belediyesi bölgede tüm birimleriyle kesintisiz çalışıyor. Afyonkarahisar Belediyesi çadır kentlerin altyapısını hazırlıyor. Hatay'ın Antakya ilçesine kurulan konteyner, çadır kentin altyapı hizmetleri Afyonkarahisar Belediyesi tarafından sağlanıyor. Kahramanmaraş merkezi depremin hemen ardından deprem bölgesine giderek vatandaşların acılarına ortak olan ekipler, hayatın normale dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraların en kısa sürede sarılması için yürütülen çalışmalarda, depremden etkilenen vatandaşlara daha rahat bir barınma ortamı oluşturmak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kent için zemin hazırlama çalışması yapılıyor. Bu çalışmada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 20 iş makinesiyle hızla iş ve işlemlerine devam ediyor. Elektrik, içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının da belediye ekipleri tarafından yapıldığı deprem bölgesinde yaraların sarılması için gayretli çalışmalar yapılıyor. Afyonkarahisar Belediyesi deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Değerli izleyenler, depremin en ağır yıkımının yaşandığı Hatay'a giden belediye personeli mutfak kurup depremzedelere yemek yaptı. Afyonkarahisar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in öncülüğünde deprem bölgesine yardım götürmeye devam ediyor. Hatta duymasınlar. Depremin ilk gününden itibaren felaketin yaşandığı bölgeye yardım esirgemeyen Afyonkarahisar Belediyesi bu kez de bölgede mutfak kurarak yemek yaptı. Evet.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Afyonkarahisar personeli, Afyon'dan giden tırlar dolusu gıda malzemeleriyle Hatay'da depremzedeler için sıcak yemek kaynatıyor. Afyon bölgemizin mutfağında ne var ne yok? Yağ, yumurta, işte reçeldir, devam ediyorum, ekmek, su, hepsini 13 ara böyle toparlayıp buraya kurulan mutfağımıza geldik. Hatay halkına şu an yemekler pişirip tatmaya devam ediyoruz. Efendim, Kahramanmaraş merkezli iki depreme Gaziantep'te yakalanan Mehmet Yıldırım ve ailesi yaşanan afet dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan kızı ve damadının yanına geldi. Yıldırım ve ailesi deprem şokunu atlatır atlatmaz orada deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara yardım etmek için Afyonkarahisar'daki yardım toplama merkezinde gönüllü olarak çalışıyor. ...7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem kentleri ve hayatları yıktı geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Gaziantep'te yakalanan Mehmet Yıldırım eşiyle sarsıntıları yaşadı. Oğlu da Hatay'da üniversite okuyan Yıldırım ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'da bulunan kızı ve damadının yanına geldi. Yıldırım ailesi yaşanan felaket anını şöyle anlattı. Gaziantep'te geliyor, merkezde yaşıyordum. Sabah 4.17'deki deprem uyandık. Eşimi kaldırdım. Tabii bütün komşular hepsi aşağı inmişler. Bizim orada ilk yaptığımız abdest alıp namaz kılmak oldu sakinledikten sonra. Tabii bütün camiler, minareler yıkılmış, evler yıkılmış. Bütün herkes yalın ayak, ayakkabısız falan caddelere koştular. Son o anda hiçbir şey, mal, mülk, ev, araba hiçbir şey. Sadece canımı nasıl kurtarın, ayakkabını bile, çorabını bile almadan o zaman da öyle bir afet, bir yağmur, bir kar, bir soğuk eksilerin altında. Ama her şeyi unutuyorsun, dışarı atıyorsun kendini. Ben depremde Hatay'dayım, Antakya'da. Normalde orada diş hekimliği okuyorum, öğrenciyim. İşte memleketteydim ve geldiğim gün tekrardan gece saat 4.30 gibi işte depreme yakalandık. Ya deprem anı zaten çok kötüydü, çok şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Yani tamamen ne bileyim 1,5-2 dakika boyunca sallandık. Ve sonrasında ben yani hep beraber zaten herkes uykuda yakalandı. Yani yataktan çıktığımız gibi direkt dışarıya kaçtık. Benim üstüme deprem anında dolap devrildi. Yani çok risk, ne bileyim çok kötüydü yani. Yani üstümüze mont falan zor zor aldık. Ben normalde gözlük kullanıyorum. Şu an gözlüğüm mesela yok. Deprem anında içeride kaldı. Ve tekrardan gireceğimiz, girmeyeceğimiz de meçhul. Depremden canlarını kurtaran Yıldırım ailesi Afyonkarahisar'da şoku atlatır atlatmaz depremzedeler için kolları sıvadı. Afyonkarahisar Valiliği ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezinde gönüllü çalışıyorlar. Şu an yardım için Afyonkarahisar'dasınız değil mi? Evet, şu an yardım için. Burada damadın yanına çıkıyor. Doğal gaz yok, su yok, elektrik yok, soğuk. Buraya geldik ben işte. Burada da ama rahat edemedim. Niye rahat edemedim? Çocuklarımla, oğlumla, kızımla, eşimle ben 60 yaşındayım. Yine gelmiş bak burada çalışıyorum. Kan ter içinde. Biz 3 günden beri burada, 4 günden beri AFAD gönüllüsü şeklinde elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Yani haberleri gördükçe, yani bilmiyorum mesela kurtulan çocuklar, bebekler bundan hali. Hepsi, yani normal insanlar belki bir şeylerin farkında ama depremi yaşayan biri daha kötü hissediyor. Yani normal değil yani. Onun için biz de elimizden geldiğince burada yardım etmeye çalışıyoruz. Ya bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu günleri devletçe hep beraber atlatacağız. Bilmiyorum. Süreç nasıl ilerleyecek? Bundan sonrası da kötü. Yani şu an yardımlar gidiyor. Umarım bunlar aynı şekilde devam eder. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri de depremden etkilenenler için seferber oldu. Değerli izleyenler, öğrenciler yurtların kapanmasının ardından gönüllü olarak depremzedelere yardım edip onlarla ilgilenmek için memleketlerine dönmediler. Depremzedelerin kendilerini evinde gibi hissetmeleri için canla başla koşturan öğrenciler gönüllü olarak yurtlarda kalıp her işi üstlendiler. Allah razı olsun kardeşim. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, depremzedelere ailelerinden birer parçaymış gibi hizmet ettiklerini söyledi. Öğrencilerimizden inanın az değil, çok sayıda dediler ki ne olur müdürüm biz de gönüllü burada kalalım. Bu depremzede abilere, ablalara, teyzelere, çocuklara yardımcı olalım. Şu anda gönüllü kalan var müdürüm. Var, var. Çok da istiyorlar.
Biz hiçbir şey demiyoruz. Onlara bırakıyoruz tamamen. Yani ne lazımsa, ne varsa çocuklarla, gençlerle, abilerle, ablalarla ne ihtiyaç varsa burada bizim yeri geldi memurumuz, yeri geldi güvenlikçimiz, yeri geldi yemekhaneye gidiyor. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Hiçbir şey dememize gerek yok. Tabii tabii biz burada bu tabloyu gördük. Bu tabloda karınca kadarınca devletimizi, milletimizin yanındayız demek istemiş oldular. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Mücahit Bayram Alkaya gönüllü olarak burada kalmak istediğini belirtti. Bu depremden etkilenen vatandaşlarımız için bakanımızın talimatıyla yurtlarımız vatandaşlarımıza tesis edildi. Biz eğitim, öğretim hayatımıza uzaktan da olsa devam edebiliriz. Ama vatandaşlarımızın öncelikli olarak barınma, güvenlik konusunda sıkıntıları olduğu için biz yurtlarımızı onlar için tesis ettik, temin ettik. En ufak eksiklerine kadar hepsini gidererek onlara gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Himmet Yola geldi de yaptıkları hiçbir işten yorulmadıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Gönüllü olarak gelen depremzedelere yardım ediyoruz. Onların her türlü ihtiyacın karşılanmasında fiziksel anlamda yardımlarımızı devam ediyoruz. Onlar daha iyi burada kendilerinin evinde gibi hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Orada yaşanan olaylardan ötürü hepimizin kalbi burukluğu devam ediyor. Fakat burada bir nebze olsun biz kendimizce elimizden gelen geldiği kadarıyla onlara yardım yapabildiğimiz için kalbimiz rahat, gece rahat uyuyabiliyoruz. Aileniz ne dedi, bu duruma niye gitmedi, gelmediniz demedi mi? Ailem bu durumu kendilerine söylediğim zaman eğer dedi biz de o durumda olsaydık onlar da bizim yapacağımız yapar da sonuna kadar arkasında dur dedi. Gurur duyuyorlar. Efendim, haber merkezi ekibi olarak kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mustafa Bildiler'e enkaz altında kalan vatandaşlarda su kaybının önemini, vücudun en çok kaç gün hayata tutunabileceğini sorduk. İşte Kanal 3 özel o açıklamalar. Depremin ardından geçen saatlerden, günlerden sonra mucizeler hala gelmeye devam ediyor. Peki enkaz altında kalan vatandaşlar nasıl dayanabiliyorlar? Açlığa, susuzluğa nasıl bir dayanıklık gösteriyorlar? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı yanıtladı. Sağa ulaşılan bir depremzede için çok önem taşıyor bu sıvı desteğinin sağlanması. Deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma olasılığı saatler, günler geçtikçe azalırken depremin vücutta yarattığı travma ve etkilediği bölgeye göre de bu olasılık oldukça değişiyor. Genel travmalarda ilk yaklaşım hani solunumun devamlılığıdır, ilk sonrasında dolaşımın devamlılığıdır. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mustafa Bildiler, geçen saatler, günler sonra vücuttaki değişiklikleri ve su kaybının önemini açıkladı. Depremde erken dönemde kurtarılma olasılığı daha yüksek ama zaman geçtikçe ister istemez kurtarılma olasılığı daha da düşüyor. Ve yani depremde sağ kalımı belirleyen bir takım faktörler var. Bunlar çökmenin yarattığı, vücutta yarattığı travma, travmanın etkilediği bölge. Bunlar hep depremden etkilenimi belirleyen faktörler. Özellikle göğüs bölgesi yaralanmalarında, kalbi, akciğerleri ve beyni etkileyen travmalarda maalesef depremzedelerin kayıp riski yüksek oluyor. Ama hani görece olarak kol ve bacaklar etkileyen yaralanmalar, diğer organlar etkileyen yaralanmalara göre daha tolere edilebilir bir pozisyonda. Hipotermi hani soğuğa maruz kalmakla genel olarak başlıyor. Ama soğuğa maruz kalınan süre arttıkça hipoterminin etkileri de artıyor ister istemez. Hani vücut belli bir müddetten sonra saatler ilerledikçe hipotermiyle mücadele etmekte zorlanıyor. Zaten hani uyuduğunuz zaman da vücut ısınız normalden bir derece daha düşüyor genel olarak. Deprem anında yaşanılan panikle sesi duyurmak için verilen çaba, efor ister istemez vücudun enerjisini kullanıp ısının düşmesine de daha fazla sebep olabiliyor maalesef. Vücut açlığa, susuzluğa göre daha uzun dayanabiliyor. Ama hani su bizim yaşantımızın en önemli parçalarından biri. Maalesef hani 3 günden sonra ciddi susuzluğun yarattığı sorunlar başlıyor. Depremzedeler için hani en erken bir takım sağlık sorunları var, bir de geç sağlık sorunları var mesela. Erken sağlık sorunları bu travmanın yarattığı hani göçük altında kalmakla vücudun baş boyun, kol bacak ya da herhangi bir bölgesine olan travmanın yarattığı lokal etkiler
Bir de göçük altının yarattığı toz dumanıyla olan, o tozun inhalasyonuna bağlı olan solunum sıkıntıları, bazen bazıları için bu hani astım olanlar çok kötü etkileyebiliyor. KOAH denilen solunumsal problemleri olanlar çok kötü etkileyebiliyor. Ve hani ne bileyim hani tüpler, sıkışan gazlar vesaire beraberinde patlama riskinde ister istemez getirebiliyor bu tip durumlar. Bu bir sorun. Diğer susuzluk da bunların üzerine eklendiği zaman organ fonksiyonları giderek bozuluyor. Bunlardan en önemli sorun uzun süre susuzluğa bağlı gelişen böbrek yetmezliği. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan deprem psikolojik anlamda da herkesi derinden etkiledi. En büyük yarayı ise çocuklar aldı. Bu anlamda Ege Tiyatrolar Birliği ile Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde çocuklar için "Her oyuncak mutlu bir çocuk" sloganıyla oyuncak kampanyası başlatıldı. Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu üyesi olmuş olduğu Ege Tiyatrolar Birliği ile depremzede çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında pek çok oyuncak belediye şehir tiyatrosunda toplanıyor. Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve Ege Tiyatrolar Birliği depremin izlerini silmek için kolları sıvadı. Kampanya kapsamında depremzede çocuklar için belediye şehir tiyatrosunda hem kırtasiye ürünleri hem de oyuncaklar toplanacak ve deprem bölgesine ulaştırılacak. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini gülümsetmek amacıyla başlatılan oyuncak kampanyası hakkında bilgi veren Afyon Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas kampanyayı anlattı. Milletimizin başı sağ olsun. Bu zor günlerde de bir şeyler yapmak arzu ettik. Herkes gibi, bütün Türkiye gibi, hatta belki bütün dünya gibi ne yapabiliriz acaba dedik. Ve çocuklarımıza bir oyuncak kampanyası başlatalım arzu ettik. Ege Tiyatrolar Birliği olarak. Ve 10 vilayeti merkez kabul ettik. 63 tiyatro var dediğim gibi. 10 vilayette bu oyuncaklar toplanacak. 23'ünde Çanakkale'den çıkan bir tır. Bu 10 vilayeti dolaşarak en sonunda Afyon galiba. O yüzden bizimki 26-27'sini bulur zannediyorum. 10 vilayeti dolaşarak hepsi toplanacak. Buradan kendi ellerimizle götürüp deprem bölgesindeki çocuklarımıza dağıtacağız. Oyuncak kampanyasına desteklerinden dolayı Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye teşekkür eden ve kampanyaya desteklerin devam ettiğini dile getiren Genel Sanat Yönetmeni Elmas, gelen her oyuncağın duygulandırdığını söyledi. Her gelen oyuncak bizi ağlatıyor. İşte ne bileyim notlar yazıyorlar içlerine. İnşallah bu oyuncak sana uğur getirir diye yazmış. Ve yazısı o kadar kötü ki, yani kesin birinci sınıf talebesi. Hani bunlar bizi çok etkiliyorlar. Bir tane çocuğumuzu mutlu etsek ne güzel olur, derdindeyiz. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da toprak yüklü kamyon devrildi, bir kişi yaralandı. Kaza Gürsu köyü Hüdayi Kaplıcası kavşağında meydana geldi. Uşak'tan Burdur'a toprak taşıyan Ali Bey yönetimindeki kamyon, kavşakta döndüğü sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon kasasındaki toprak yol kenarına dökülürken araç şoförü Ali Bey ise yaralandı. Yaralı şoför Ali Bey, çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Sandıklı itfaiye ekipleri devrilen kamyondan yola sızan yağı itfaiye aracıyla yıkadı. Çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılan kamyon otoparka götürüldü. Deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'taki afetzedelere gönderilmek üzere Eskişehir'deki Adalet Bakanlığı yerleşkesinde bulunan 1000 kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların sökümü devam ediyor. Prefabriklerin 10 gün içerisinde bölgede kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Eskişehir'den depremin merkezi Kahramanmaraş'a tam donanımlı 1000 kişilik prefabrik bina gönderilecek. Müzik
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD'ın işbirliği neticesinde Adalet Bakanlığı'na ait Eskişehir Dutluca yerleşkesinde bulunan 1000 kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların deprem bölgesine gönderilmek üzere söküm işlemleri devam ediyor. Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri için hazırlanmış ve henüz kullanılmamış olan prefabrik binaların asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderilmesine karar verildi. Prefabrik binaların parçalar halinde tırlarla Kahramanmaraş'a ulaştırılması ve bölgede 10 gün içerisinde kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Biz en az inşaat olarak... 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Eskişehir'e gelen öğretmen evine yerleşen depremzedeler karşılaştıkları misafirperverlik karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler de farklı yollarla diğer illere gidiyor. Eskişehir'e giden depremzedeler, kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhanelerine, KYK yurtlarına ve özel otellere yerleştirildi. Eskişehir öğretmen evine yerleşen depremzedelerin yaralarını sarması için yetkililer her türlü imkanı sağlamak için canla başla